ve sakın hayatınızda duymadığınız, görmediğiniz, siz sırf eşiniz, dostunuz, akrabanız, arkadaşınız önerdi diye veya internette bir forumda okudunuz diye bir yere yatırım yapmayın. Böyle yatırım yapılmaz arkadaşlar. Böyle yatırım yapılınca kazanılsaydı eğer, Forbes 100 var ya, Forbes 100 veya Forbes 500, dünyanın ilk 500 insanı. Siz dünyanın ilk 500 insanı arasında eşten, dosttan, akrabadan, mahalleden duyduğuna yatırım yaptığı için oraya giren gördünüz mü? Siz bir forumda okuyup da... Aman aleyküm arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Kripto Tayfun kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Dogecoin teknik analiz, yorum ve gelecekteki hedefler hakkında biraz konuşacağız, münakaşa edeceğiz. Tabi bu tek taraflı bir konuşma olduğu için tam olarak da münakaşa sayılmaz. Arkadaşlar, analize geçmeden önce kripto para çekilişimizin duyurusunu tekrardan yapalım. 23 Haziran son gün, 10 gün kaldı. Instagram kullanmayan arkadaşlar, Instagram'ı zorunlu tutmadık şartlarda herhangi bir videonun altına yorum olarak katıldım yazmanız yeterli. Şimdi hemen Dogecoin ile ilgili görüşlerimi sizlere sunayım. Dogecoin şu anda 2 lira 63 kuruş civarlarında. Ben Dogecoin'in günlük olaraktan bu saatten sonraki hareketlerinin hala da aşağı yönlü, hatta 2 lira 46 kuruş bandının da altında mum kapatmasını, yani mum kapatacağını düşünmekteyim. Peki bunu neden düşünmekteyim? Çünkü bu Binance'ın hacmi, Binance'ı baz alıyorum mesela, en küçükten baz aldığım için, yani bu bazen şaşırabilir çünkü en fazla hacim olarak genelde Binance, tabi diğer Çin olsun. Zaten bu da Çinli bir adamın şeyi. GZ'nin. Elon Musk'ın arkadaşı, hatta buranın sahibi, kurucusu. Binance'ı baz alıyorum. 180 milyon Türk lirası var. Bu yaklaşık, bakın buradayken buranın hacmi 500 milyonun üstündeydi. Sonra düştüğünde buralardayken 300 milyondu. Şu anda 180 milyona kadar düştü. Yani bu demek oluyor ki Dogecoin'den para çıkışları çıkmaya devam ediyor. Buna paralel olarak da düşüşün devam edeceğini düşünmekteyim. Ay sezonunda an meselesi olduğunu söylemekteyim. Çünkü bakın, dün Bitcoin videosu atmıştım. Dün de Dogecoin videosu çekmedik. Bu 4 saatlik mum. Dün Bitcoin videosu attığımda sanırım 11 erken atmıştım. Buralardaydı Bitcoin. Bakın, kapanışı burada yaptı. Yani yaklaşık 37.000'den 3.000 kadar düştü. Burada bir tepki verdi. Bakın, destek direnç noktamız kuvvetli. Bunun altında mum kapattı fakat ikinci teyiti vermedi. Gördünüz mü? Yine bir tepki aldı. Yani yine bir alım oldu. Bitcoin'e bir para girişi oldu. Ama ben gün sonunda yine maalesef ki düşüncem öyle. Düşüşün aşağı yönlü olacağını, 35.000 doların altında mum kapatıp tekrardan önümüzdeki günlerde de 32.000'leri deneyeceğini aşağı yönlü olarak düşünmekteyim. Tamamen bu kendi görüşüm arkadaşlar. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hocam, buradan Dogecoin alınır mı? Dogecoin'e girelim mi diyen arkadaşım. Şimdi senin de sorularını cevaplayacağım kendi çapımda. Buralardan Dogecoin'e girilir mi? Hele ki olası bir düşüş olursa. Eğer buraya kadar gelirse, bakın bu kuvvetli destek direnç noktamıza, altında mum kapatmaz ise tekrardan bir tepki şuralarda girilebilir. 2 lira 54 kuruşlarda. Ama beklemek için fayda var. Hacimi kontrol etmek lazım. Bakın alım satımlara bakın. Alımlar artmış ama satımlar yaklaşık 2 katı kadar. Onun için beklemek en mantıklısı, yani nakitte durmak en mantıklısı. Dogecoin'in artık en son destek noktası da 1 lira 70 kuruş civarlarında. Dogecoin ile ilgili başka bir haber var. Hemen onu size kısa geçeyim. Hem de istatistikleri göstereyim. Bu altcoin gerçekten Dogecoin katili mi? Bir boğa koşusu sırasında altcoin ve kripto projelerinin piyasada tırmandığı, ancak birkaç hafta sonra terk edildiğini görmek alışılmadık bir durum değil. Alanda pek çok örnek bulunuyor. Ancak şu anda hiçbir Dogecoin katili
Shiba'dan daha popüler değil. Mayıs ayının başında öne çıkan varlık piyasaya sürüldükten sonraki bir gün içinde Binance, Huobi, Crypto.com dahil olmak üzere birçok borsada listelendi. Ancak analist Brajman Tamuli'ye göre o zamanlar piyasanın büyük bir çöküşe hazırlandığını ve likidenin birkaç varlıktan silineceğini bilmiyorduk. Aslında Shiba 10 Mayıs'ta 0,005 sent dolara ulaştığında bu yana %87 düştü. Altcoin Shiba hala bir ümit taşıyor mu? Sentimentin istatistikleri Shiba'nın lansmanı sırasındaki ivmesine dikkat çekiyor. Shitcoin trend olduğu ve potansiyeli hakkında çok sayıda hikaye yazıldı. Vitalik Buterin ve Elon Musk'ın beğenileri de konuya kısaca dahil oldu. Ancak katılımları varlık için tam olarak yapıcı değil. Yine de fiyat değer kaybetmeye başlamış olsa da kripto para muazzam sosyal hacimler kaydediyor. Elon Musk'ın bir Shiba yavrusunu evlat edinmek istediğini tweetlemesi de varlık için de temelde olumluydu. Ancak sektör son birkaç ayda Doge'nin yükselişine tanık olmuştu ve Doge rallisini kaçıranlar bir sonraki meme token devriminin parçası olmak istediler. Bakın bu çok yanlış bir algı. Yani burada demek istiyor ki Doge'yi ben kaçırdım. Bu Shiba da fırlar gider. Elon Musk'a ağzına bakan insanlar Shiba'ya zirvede girip %87'ye kadar bir kayıp yaşamışlar. Ne yazık ki kolektif piyasa 19 Mayıs'tan sonra radikal bir düşüş eğilimine girdiğinde parti daha başlamadan bitti. Bu da Shiba'nın grafiği arkadaşlar. Mesela şöyle düşünün. Buradayken alamadınız ya. Burada düştü. Adediniz tekrar pump. Buralardan aldınız. Bakın duruma bakın. Şimdi son 3 hafta boyunca blockchain metriklerin tümü Shiba için bir kargaşa halindeydi. Aktif adresler büyük ölçüde amortismana tabi tutuldu ve kar kaybı SHIB sahipleri için iyi görünmüyor. Kar getiren birikim yakın zamanda herhangi bir önemli toparlanma belirtisi olmaksızın grafiklerde devam etti. USDT'de para çekme işlemlerinin sayısı da tüm zamanların en düşük aralığına ulaşılıyor. Daha yüksek USDT para çekme işlemleri şu anda Shiba Inu ile muhtemelen gerçekleşmeyen yaygın birikimin göstergesi durumunda. En iyi balina adresleri de varlıklarını serbest bırakmaya devam ediyor. Balina birikimi 9 Mayıs'ta 155 trilyondan 8 Haziran'da 77 trilyona düşmüş durumda. Yani insanların nakite geçmiş. Sadece bir girişim olmasa da Shiba Inu'nun ekosistemi kendi merkezi olmayan borsaları veya DEX'i başlatmayı planlıyor. Başarılı bir DEX olasılığı Uniswap, SwapSwap ve PancakeSwap birbirine karşı rekabet etmesiyle zaten aşırı kalabalık olabilir. Ancak bu gelişme elbet ki es geçilemez. Shiba aynı sektörde güçlü bir destekçi ekosistemi oluşturmayı başardı ve şu anda Change.org'da Robinhood'dan Shiba platformunda listelemesini talep eden aktif bir dilekçe var. Dilekçe şimdiden yaklaşık 127 bin kişi tarafından imzalandı. Bu sayı oldukça önemli bir sayı. Shiba'nın aslında bir Dogecoin katili olup olmadığını yalnızca zaman gösterecek. Ancak şu an yalnızca bir tane üstün meme coin var. O da tabii ki Dogecoin. Yani Shiba coin yatırımcıları üzgünüz. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.